Sovyet'te bir görüşmemiz vardı hemen bir Batum meselesini. Fevzi Paşa'nın yetersiz diplomasisi canımıza tak etmişti zaten. Azerbaycan'ı isteriz. Şimdi Azerbaycan'ı daha sonra isteyeceğiz. Şimdi değil. Ha, şimdi olmaz. Ki hiçbir Rus Azerbaycan'ı vermez. Unutmayın bunu. Evet Stalin, hoş geldiniz. Buyurun. Siz benimle konuşmak istemiştiniz galiba. Evet, o Amerikan askerleri hakkındaydı genellikle. Evet. Bunlar neyin nesidir? Saygıdeğer Franklin Roosevelt sınırımızda eğitim yapmak istedi. Ama özellikle sizin sınırınız. Ve sınıra bu kadar da az asker getirmeyecekler. Benim duyumuma göre. Kendileri bana 12 tümen tank, 68 adet de piyade getirip bu sınıra dayayacağını. Herhangi bir Sovyet tehlikesine karşı. Biz de dedik ki olur. Lakin ben sizin diplomasinizi gayet iyi anlıyorum. Siz bize karşı agresif ya da hala daha Kars ve Ardahan istemeyeceğinizi biliyorum. Lakin Amerikan askerlerinin bize verdiği cazip bir teklifti. Ekonomik bir yardım. Efendim öyle olsun. Bu yaptığınız agresif ileride size geri dönüş Ben karşılayacaktır. agresif bir tutum sergilemiyorum. Ben hala anlaşabileceğimizi söylüyorum. Ben size zaten uzlaşma ve anlaşma içinde yaşamak E istiyorum. ben de şu an anlaşalım. Hayır, daha hiçbir teklifte bulunmadım ya da siz hiçbir teklifte bulunmadınız. Herhangi bir agresifliğim yok. Yani hala daha anlaşabiliriz. Sınırda Amerikan tehdidi görmek istemiyorsanız belli başlı istediğimiz 2-3 yer var. Nerelermiş efendim? Gürcistan ve Ermenistan. Tabii ki de Bakü topraklarında gözümüz hiçbir şekilde yok. Efendim bunlar Sovyetler Birliği'ne kendi haklarıyla katılmış milletlerdir. Bunları merak Savaşta etmeniz üzere. almadınız yani evet, kendileri katılmıştır kesinlikle. Gönüllü bir katılımdı. Tabii ki canım, referandum yapıldı ama tankla, yani evet, referandum yapılmıştı. Efendim yani başkentlere geldiğimizde kimse bize geri dön demedi. Gayet mutlu gözüküyordu Diyecek gözüne. herkes öldüğü için ola neyse yani o olur. Efendim siz çok sorgulayan bir insana benziyorsunuz. Sovyetler Şimdi Birliği'nde pek bu iyi gözükmez. ben size hemen teklifimi söyleyeyim. Eğer Amerikan baskısının çekilmesini istiyorsanız, ki ileride gelebilecek baskılarda buna dahil. Batum yani Georgia State ve Ermenistan State sizin için çok ufak, koskoca imparatorluksunuz. Size buralar o kadar dokunmaz. Ve kalıcı bir non-aggression pact öneriyorum. Efendim unutmayın, Sovyetler Birliği kanla kuruldu, devrimle kuruldu, yazıyla kuruldu. Bu ülkeyi böyle basit birkaç asker gördük diye vermeyeceğim. Ama bu agresif tutumunuzu asla unutmayacağımızı hatırlatmak isterim. Peki siz bilirsiniz. Amerikan askerleri birazcık daha yaklaştığı vakit biz de size hatırlatırız bunu, acizane teklifimizi. Ama o zaman biz sadece Ermenistan State'ini ve Georgia State'ini istemeyiz. Lakin şu Efendim an verebilecekken ve kalıcı bir barış anlaşması imzalayabilecekken nedir bu Ermenistan ve Georgia meselesi? Gürcistan ve Ermenistan endüstri olarak gelişmiş bölgeler. Endüstrilerini ben size atarım. Tabii ki belirli bir süreye kadar. Ben onları ne kadar elimde tutabilirken neyse bedavadan toprak değil. Kalıcı dostumuz için. Yani şu anlık Amerikan birimlerinden pek korktuğum söylenemez sana. Devede kulak bu. Umarım iyi vakit geçiririz ileride. Dost oluruz. Umalım ki. Umalım ki sizin tavrınız böyle olduğu sürece o pek mümkün olmasa da bakalım. Siz agresif bir tutum sergilerseniz biz daha agresif sergileriz. Bunu yapan en son insanların başını ezdik. Umarım siz de bu insanlardan olmazsınız. Bakalım. Biz tarafsız diplomasimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Şimdi kaşınıyor. Net kaşınıyor. Bana hakikaten verirse ben ona saldırmazdım. Şimdi Sovyet niye kaşınıyor biliyor musunuz? Ben buradan saldırdığım vakit itemeyeceğimi düşünüyorum. Lakin hakikaten bir Alman tankı buraya girdiği vakit işin rengi öyle bir değişir ki, öyle bir R'ye döner ki. Ben ona dediğim mesele şu. Almanla savaştığı vakit benim üzerimden Sivastopol'e büyük bir çıkartma atabilir Almanya. Benim donanmamı kullanarak. Ve gördüğün nehir bypass olabilir. İkinci nehirde de tutamayacak çünkü buradan da zayiat verecek. Bunu öngöremedi. Görüyor musun? Merhabalar, Sayın Atatürk, Nordik İmparatorluğu'ndan geliyoruz. Siz galiba biraz cumhuriyete mi, yani neye geçtiniz yönetim? Yani şu an Evet, kimle konuşuyorum ben? Biz konsey olarak konuşuyoruz. Ha, Ancak konsey. biz Finlandiya Tatarları olarak Finlandiya konseyin Tatarı ne başındayız. o? Evet. Tatar Türkleri olarak Sovyetler Birliği'nin bu soykırımlarına karşı bir dur demeliyiz artık. Kesinlikle katılıyorum. Az önce benden Kars ve Batum istedi. Pardon, Kars ve Ardahan istedi. Efendim sormayın ya. Bizden de Kırcaklan Kanisalla ve Petsamo topraklarını istiyor. Bak sen. Bu Sovyetlerin Türklere karşı uyguladığı tutumsuz şeyleri artık bir son bulmasını diliyorum. Siz de bunun için yardımınızı bekliyorum. Kesinlikle olası bir savaş durumunda kesinlikle biz de sizin yanınıza katılıp iki cepheden sıkıştıracağız kafile. Türk soydaşlarımızın yanındayız tabii. Tabii ki, görüşmek üzere. Herhangi bir durumda tekrardan bize iletişim geçerseniz ve aramızda yegane bir ticaret anlaşması imzalamak istiyorum. Dışarıdan aldığımız kaynakları birbirimizden alırsak bence iki taraf için de en yararlısı. Efendim, Finlandiyalılar size karşı çok sıcak tutum sergiliyorlar. O yüzden biz de konsey olarak onun yanındayız tabii ki. Konseyimizin çoğu Finlandiyalılardan ulaşıyor. Tatar Türkleri sizi çok seviyor. Biz de sizi seviyoruz Tatar Türkleri. Peki Azerbaycan'ın size bağlanma gibi bir durumu olacak mı ileride? Tabii ki biz Büyük Turan hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Efendim, o zaman sizi bu konu hakkında destekliyoruz tabii ki de. Biz de sizi Bağımsızlığınız bizim çok tarafımızdan garantilenecektir. sizin bağımsızlığınız da bizim tarafımızdan garantileniyor. Ve sizin de Büyük Finlandiya hayaliniz, yani Büyük Nordic Union
hayalinizi kesinlikle destekliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler dilerim. İyi günler. Şimdi Amerika ile bir görüşmem gerek. Amerika ile görüşüp Sovyet'e kışkırtacağım. Almanya ile görüşüp yine Sovyet'i kışkırtacağım. Çin ile görüşüp gene Sovyet'i kışkırtacağım. Japonya ile görüşüp gene Sovyet'i kışkırtacağım. İran'la da anlaşıp Sovyet'e gideceğim. Ha tabii ki de Finlandiya. Antikomitan pekti ben kuracağım arasını satayım. Görürler. Biz bir Amerika'dan başlayalım. Merhaba Sayın Türkiye, o kadar hızlı geldik ki. Hoş geldiniz, yetiş ya Amerika. Ne oldu efendim? Rusya benden Batum. Batum'u istedim diye, tamamen Misak-ı Milliye içerisinde olduğu için sadece Batum gibi ufak bir liman kentini istedim diye demediğini bırakmadı. Ne dedi efendim? Trabzon ve Kars, Ardahan ve Erzurum buraların alayını istedi. Ve dedi ki en kötüsü de bana dediği şey önemli değil. Size dediği şey önemli. Ne dedi? Amerikan askerleri orada yok dedi. Ben oraya tanklarla geldiğim vakit arkasına bakmadan kaçar dedi. Bu kadar az askerle mi seni koruyacak dedi. Ya o askerleri efendim, çek efendim, ya da ben oraya girerim dedi. Kendileri çok kaşınmışlar. Bizim şu an dünya üzerinde 100 tane division'ımız var. İstersek çekeriz o division'ları oraya. Alayına kadar savunuruz o Türkiye'yi. Sizi alayına kadar savunabiliriz efendim. Ve şu an biz sadece sizi desteklemiyoruz. Şu an Avrupa'da Sovyetlere komşu olan tüm ülkeleri ekonomik anlamda ve askeri anlamda destekliyoruz. İşte bizim özellikle ekonomik alanda bir desteğe ihtiyacımız var ki bayağı büyük bir ekonomik yardım. Çünkü sürekli bizi... yeter mi efendim? 10 yapsak nasıl olur? Peki 8 olsa tam 15, 3 fabrika yapabiliyorum günde. Tabii ki. O sizin gönlü bol diplomasınız. Ateşle oynuyor kendileri. Ya öyle tehditler ki yani ağza alınmayacak tehditler. Kendileri biz sizi garanti edeceğiz efendim. Teşekkür kendileri ederim. Çok yanlış şeylerle uğraşıyorlar. Ateşle oynuyorlar. Amerika'ya karşı gelinmez. Kesinlikle. Demokrasinize inanıyoruz. Evet efendim. Çünkü biliyorsunuz Amerika gibi bir devlete karşı gelmek çok büyük cesaret ister. Kesinlikle katılıyorum. Neyse efendim biz sizi destekleyeceğiz o konuda. Teşekkür ederim verdiğiniz her türlü destek için. Görüşmek üzere Franklin Roosevelt. Görüşürüz Sayın Roosevelt. Ben Sovyetlerin bizzat kendisiyle konuşacağım bu işi diplomatik yolu da halletmek için. Vallahi diplomasiye kapattığını söyledi kendini. Biz gene de bir konuşalım. Tabii gene de siz bir konuşun. Peki efendim ben Washington'a geri dönüyorum. Görüşmek üzere, uğurlar olsun. Görüşmek üzere. Şimdi şöyle bir durum vuku buldu. Hakikaten ilk başta dedim hani savunmak için asker isteyecektim. Sonra düşündüm neden fabrikada dilenmiyorum. Sağ olsun yani millet diğer insanlara verdiği yani diğer ülkelere verdiği yardımı görünce durdurur mu bizi orada dilencilik? Daha fazla sömürmemiz lazım. Daha fazla toprak lazım bize. Ve Irak'ı özgürleştirmemiz lazım fokusla gidip. Sayın Atatürk size çok acil bir mesaj vermem gerekiyor. Onun için telgraf almadan direkt geldim evet, Ankara'ya. Evet buyurun. Tabii siz her zaman gelebilirsiniz. Efendim Washington'da bir konsey topluyoruz. Büyük bir konsey. Komünizm hakkında bir konuşma yapacağız kendi aramızda toplantı. Tabii ki katılmak isterim. Şerefle. Peki efendim bunu başka ülkelere de söyleyeceğim. Sayın evinde de söyleyeceğim. Sayın Almanya'da gelmeyi planlıyor sanırım. Ona da söyleyeceğim. Atatürk görüşürüz. Ben gideyim de şu Sovyet'i bir yerden yere... Evet merhabalar. Merhabalar. Sayın Atatürk sizden istediklerini tekrar söyleyebilir misiniz efendim? Kars, Erzurum ve Trabzon'u istedim. Ayrıca Van'ı da özerk bir bölge olarak çıkartmamı istedim. Evet Sayın Hitler siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Avrupa'nın büyük devletlerinden biri olarak? Şöyle söyleyelim efendim. Tarafsız bir ülkeden toprak sistemini yanlış buluyoruz ve Sovyetler Birliği'ni kınıyoruz bu konuda. Evet efendim ve kendisi Amerika'nın kuvvetlerini de küçümsemiş. Ben kendisine diyeceğim ki de kabul ederseniz Türkiye'ye yapacağınız en ufak bir askeri saldırıda Türkiye'nin yanında yer aldı demeyi planlıyorum efendim. Zaten. Siz de Avrupa'nın büyük devletleri olarak bizim yanımızda yer almak isterseniz seviniriz. Çünkü kendisi çok büyük taleplerde bulundu. Ve bunu Türkiye kaldıramaz. Türkiye ekonomisi bunu kaldıramaz efendim. Nordic Union size yaptığı tehdidi evet, de anlatın. Size evet, anlattığı evet. Teklifi de söyleyin. Söyleyin bu mecliste bir konuşalım. Kendileri bizden toprak istediler. Ama ancak biz bunu reddetmek zorunda kaldık. Bizden Karışan Kaz, Lapi toprağı, Salla ve Petsamo topraklarını istediler ancak biz bunları veremedik. Bir Stockholm çünkü kalmış orada... zaten. Bir Stockholm'u da isteseydin de. Efendim çünkü oralarda Tatar Türkleri yaşamakta. Bunları nasıl reddedelim? Şimdi saygıdeğer Almanya, sizden Berlin istense siz ne derdiniz? Eğer bizden Berlin istenseydi de onlardan Moskova isterdik ki eşitlensin. Ancak onları kanlı almak isterlerse biz onları gerektiğince Berlin'de beklemek yerine onların Moskova'sında çay içmeye bekleyebiliriz. Eğer bizden öyle bir istek olsaydı tabii ki. Saygıdeğer evet. Fransa siz devam edin. Peki sizden Paris kayıtsız şartsız bir şekilde komünistler tarafından istenseydi ne yapardı? Şimdi biliyorsunuz ki temizde bir komünizm isyanı baş göstermiş ve o başı yerine geri sokmuş bir ülke olmuşuz. Peki bunun Sovyetlerin kışkırtmadığı nereden malum? Evet. Bu Sovyetlerle ben bu konuyu konuştum ve Sovyetlerle bir anlaşma sergileyemedim maalesef. Almayın beni! Almayın!
Merhaba efendim. Efendim ne oluyor orada acaba? Kendisi alınmak zorunda kaldı. Ben saygıdeğer Joseph Doriot. Blue'umu güvenli bir yere sevk ettik. Kendisi artık emekliliği gelmişti. Ve emekliliğini erken emeklilik projesini uyguladık kendisine. Halkımız bizi seçti. Ne diyordum? Bu kapitalist şerefsizleri yerin dibine sokmak bizim temel amacımızdır. Eğer komünistler bizim ülkemizde bir isyana da sebep olursa biz komünistlere gerektiği şekilde cevabı vereceğimize temin ediyorum ve Türkiye'nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yani az önce gerçekleşen talihsiz olay için de yani kesinlikle haklı olduğunuzu belirtmek isterim. Yani ülkenize darbe diyenler var, o darbe değil. O sadece bir değişim, yani tamamen referandum oldu zaten. Ve özellikle saygıdeğer bilmem kaçın Edward. Burada mısınız Edward? Buradayım efendim. Sizden Londra istense ve üstüne bununla da yetinmeyip üstünüze bir komünizm etkisi yayılsa ne hissederdin? Ya sen bunun düşüncesi güneşlendirmiş durumda. Değil mi? Değil mi? Böyle bir durum açıklanamaz. Anlaşmaları siz zaten Sovyetler Birliği'yle de zamanında yapmıştınız. Bu istekler, bu şeyler mantıksız ve asılsız durmakta. Ya bu Sovyetlerin durmaya niyeti yok. Bakın yarın Fransa'da iç savaş deneyen İspanya'daki orada çok yetenekli bir subay vardı. Onun Franco'yu astı herif astı. Adam gayet de ülkeyi demokrasiyle yönetiyordu. Yani yönetmek istiyordu en azından. Bir komutandı, şerefli bir komutandı. Şu an baştaki hükümet ne yaptı? Astı. Sokaklarda öyle gezdiriyor. Sizin de iç işlerinize müdahale etmeden önce buna bir dur demeli ve bütün ülkeler en azından kendi arasındaki sorunları bir kenara bırak. Sovyetlere efendim, bir cephe almalı. Ben bu konu hakkında bir şey söylemem gerekiyor Avrupalı devletlere. Bugün eğer bu toprakları Türkiye'de yani kararsız kalırsak yarın öbür gün bizden de toprak ister bu adam. Ve Avrupa'da komünizm yayılır efendim. Eğer bu kadar rahat komünizm kendini kabul ettirirse en ufak bir tavizimizde Avrupa'da komünizm ve Amerika'da da komünizm yayılma olasılığı artabilir. Sovyetler Birliği geldi. Kendisi Türkiye'den isteklerini reddediyor şu an söylediğine. Arkamdan yalan dolan istekler dönmüştür. Bunun nedeni nedir? Bütün devletlere sormak istiyorum. Ben size karşı herhangi bir agresif durumda bulunmadım. Bana karşı agresif bir durumda bulunmadın mı? Birinci Dünya Savaşı'nda işgal ettiğin toprakları istedin mi, istemedin mi? Hayır, istemedim. Amerikan askerleri buraya geldiği vakit ya onları çıkart ya da ben çıkartayım dedin mi, demedin? Evet, Amerika ile görüşecektim. Amerika'ya karşı çıktın yani. Yani ben burada evet, izin verirken hayır, senin benim topraklarımda gayet de hani üst kurmalarına izin verirken sen onları atmak için mi bir harekette bulundun ve bana baskı yaptın sen? Ya baskı yapmamın nedeni sınırımda Amerikan askerlerini görünce bu durumdan şüphelendim. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ondan sonrasında da istemedin mi bütün orayı? Hayır. Trabzon ve Erzurum'u. Bir de Van'a bağımsızlık evet, istedin. Hadi tamam, oraları verdim. Van'dan hayır, ne istedin? Hayır, böyle bir durum yaşamadı. Lütfen yalan söylemeyin. Tamam, ben farz edelim ki yalancıyım. Hani diplomasi falan evet, hikaye. Finlandiya'dan evet, istediklerinizi söyleyeyim. Nordic Union'la asla iletişim kurmadık. Onunla iletişim kurmaya gidecektim hatta. Efendim yalan. Demek ondan da onu da tehdit edecektiniz. Onu da tehdit edecektiniz demek. Hayır, anlıyorum. Bütün Çarlık Rusya'sında olan terimin geri çektiğimi bildirecektim. Eğer böyle bir durum varsa. Bunu belirtmek için gidecektim. Sovyet meselesini bir netliğe kavuşturamadım. Efendim ben tabii ki durumumu açıklayayım. Ben böyle taleplerde kimsede bulunmuyorum. Şu an hiçbir ülkede talep bulunmuyorum. Ben herkese barış içinde ve mutluluk içinde yaşamak istiyorum. Az önce tank gezdirmedin mi sınırda? Bütün tank kolordularımı dağıttım. Şu an sadece tüfek birimlerim mevcuttur. Tank kollarının sadece agresif savaşlarda kullanılacağını fark ettik Sovyet üst komutası olarak. Yani agresif bir savaş açacaksınız öyle mi? Hayır. Bütün tank kolordularımı dağıttım o yüzden. Nature'ın guard diyebileceğimiz divisionlar bıraktım. Sadece şeyleri koruyoruz şu an. Ben diyeceğimi dedim, Finlandiya'da tehdit edildiğini söylüyor. Farz edelim ki ben yalancıyım. Nordic Union'da mı yalancı? Ben sadece bunu düşünmenizi istiyorum saygıdeğer meclisinizden. Burada efendim, şöyle bir sıkıntı var. Bir tarafın istediğini söylüyor. Bir taraf da bir tarafı reddediyor. Ben şu an kime inanacağım konusunda kararsız kaldım. Saygıdeğer Roosevelt, eğer bize karşı agresif bir tutumu varsa zaten ben gidelim Sovyet'in işgalini yapalım demedim. Ben size karşı Sovyet'in bana yapacağı saldırıda destek olmanızı, tarafsız bir ülkeyi çiğneyeceği durumda. Evet, destek olmanızı istedim. Ben onun için destek vermeyi planlıyorum. Kesinlikle. Bizim ona karşı agresif bir tutumumuz olamaz. Bizim etimiz budumuz ne? Değil mi? Tarih neyi gösterir bilmem. Lakin ben Sovyetlerden bugün için bir söz istiyorum bu Birleşmiş Milletler'in UFO meclisimizde. Bize karşı evet, agresif bir tutum ile izlemeyeceğinize karşı bir anlaşma imzalamak istiyorum. Tabii imzalayalım. Getirin kağıtları. Teşekkürler saygıdeğer Amerika. Sizin sayenizde işgalci bir politikadan az da olsa kurtulabildik. Demek efendim. Sonuçta dünya barışı önemli bizim için. Dünya barışı her zaman önemli bizim için.
Evet arkadaşlar, konular hakkında konuştuk. Herkes tatlı dille anlaştı sanırım her ülkeler. Aynen öyle. Ve sizin üstün diplomatik başarınız sayesinde ya işgal altından kurtulduk. Yalnız dediğim gibi ilerleyen dönemlerde de desteğinizi bekliyoruz. Evet efendim. Biz şu an ekonomik yardımımızı yapıyoruz. Evet. Yani biliyorsunuz ki hiçbir zaman Sovyetlere güven olmaz. Şu an yaptıkları bütün diplomasi bir yalanı örtmek üzerine de olabilir. Evet, biz efendim, şu an kanıtlayamadığımız bir şey yüzünden zan altında bırakıldık. Lakin günü geldiği vakit doğru söylediğimizi anlayacaksınız. Saygıdeğer İtalya, sizinle bir görüşebilir miyiz biz Ankara'da? Evet, evet. Artık bu zirveyi dağıtabiliriz. Evet. Arkadaşlar. Teşekkürler. Çünkü konuşmalarımız bitti. Saygıdeğer Mussolini, merhabalar. Merhabalar Sayın Atatürk. Nasıl? Yunanistan hakkındaki... iyi, siz nasılsınız? Yunanistan hakkındaki politikanızı merak ediyoruz. Fevzi Paşa'yla zamanında bir şey konuşmuşsunuz ama tam olarak nedir o? Ben Sayın Mustafa Kemal Atatürk doğduğu şehir olan Selanik'e kadar Türkiye'ye vermek istiyorum hediye olarak ve artı Ege adaları. Bir de Girit olursa hani çok daha iyi olmaz mı? Hem de sizin bu agresif tutumunuzu Avrupa Barış Konseyi'nde de haklı çıkartabileceğimizi kesinlikle söyleyebiliriz. Girit'i ilerleyen yıllarda düşünün. Verebiliriz. Ama Afrika'da bir savaş durumu var ve ben orayı hava üssü olarak kullanacağım Girit'i savaş çıktığında. Avrupa'da kazandığım durumda Sayın Atatürk orayı ise veririm. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Afrika barış yoluyla da halledilebilirse orayı ise veririm. Yani sıkıntı yok o konuda. Siz Afrika'dan tam olarak ne istiyorsunuz? Afrika'dan tam olarak Süveyş'e kadar kısmını İngiltere'den talep edeceğim. Peki Süveyş'e kadar kısmı da biz talep etsek aynı anda bence baskılarımıza kadar dayanamayabilir. Olur. Böyle bir anlaşmaya varırsak direkt orayı severim. Bence diplomatik olarak halledebiliriz. Süveyş kanalına kadar sizin, gerisi de Arap Yarımadası'yla beraber bize geçerse. Neden? Evet. Yani barış yapmak varken savaşalım ki. Biz Yunanistan tarafında sizi bekliyoruz. İşgaliniz tabii ki de başarıyla geçtikten sonra. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sınırları güvene aldık. Yunanistan'da bedava toprak. İran'la bir konuşalım. Tehran'a bir gidelim. Merhabalar. Biz İran'dan geliyoruz. Fazallah Zahid. Kemal Bey bizi çağırmıştır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Dostum topar nasılsınız? Doktora ihtiyacınız varmış galiba. Bir sorunu çekiyor musunuz ama? Birazcık var ya bizim İran'da. Ne bir matematik gelişti ne bir doktorluk konusunda bir gelişim var. Yani çok sıkıntılı dönemlerdeyiz. Ondan dolayı apar topar gelmek zorunda kaldık. Her an ölme riskine karşı. Hoş geldiniz. Sovyetler meselesinde tabii ki de sizi koruduğumuzu görmüşsünüzdür. Size karşı agresif bir tutumda artık asla bulunamayacaktır. Özellikle de Tebriz kesinlikle güvende. Tebriz bizim için çok önemlidir Sayın Kemal Bey. Sovyetler zaten bir paktımız mevcuttur bize karşı saldırmayacağına dair. Yalnız öyle bir tutum gerçekleştiği an kendilerinde bir karşı tutum sergileriz Sayın Atatürk. Teşekkür ederiz. Kuveyt'i ne zaman istersiniz size? Onun hakkında soracaktım yalnız. Irak'tan sonra onu bir tatlıya bağlayabiliriz. Ya da şimdi de tatlıya bağlayabiliriz direkt. İstiyorsanız hemen tahsis edelim. Zaten Kuveyt'te isyanlar başladı dedi. Tabii ki. Bağlanacağız dedik. Tamam. Siz fraksiyonu ne zaman kuracaksınız? Biz fraksiyonu yakın zamanda kurmayı planlıyoruz. Tamamdır. Beraber Fevzi Bey ile konuştuktan sonra da zaten hani sizin bağımsızlığınızı biz destekliyoruz. Bizim bağımsızlığımızı da siz destekliyorsunuz. O hani normal bir ittifak zaten de. Fraksiyonumuza ilerleyen dönemde katılmak da isteriz. Buyurun tahsis ettik size. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz efendim. Güzel. Her şey yolunda ha? Tabii. Irak'a da alacağız. Diplomasimiz çalışıyor. Her zaman olduğu gibi. Tabii ki de. Şimdi Yunan topraklarını aldıktan sonra... Deme keyfimizde. Tank basacağız burada Fevzi Paşa. Tank mı? Evet. Peki satın almayla mı olacak yoksa kendi milli yerli milli imkanlarımızla tabii ki de yerli. İsmi ne olacak peki? Altar. Bozkurt Altar. Hafif düzeyde mi? Hafif. Siz diyorsunuz ki çok üretelim, çok vuralım. Tabii ki. Evet, Yunan topraklarına da konuyoruz. Peki, herkes bizi bağlamıyor aslında. Şu an herkes bizi bir tarafa çekmeye çalışıyor. Yanlış yorumluyorsunuz. Şu an çok kritik bir durumdayız. Hani sağa mı, sola mı, nereye kayacağız? Belli değil o iş. O yüzden sürekli bizi bağlamaya çalışıyorlar. Yani şey yapıyorlar. Merhabalar Sayın Mr. Atatürk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben faşist Fransa Başbakanı. Ben artık İsmet İnönü. Buyurun. İsmet İnönü mü? Evet. Atanmış varis olarak İsmet Paşa'yı atamıştık. Merhabalar. Mehmet Paşam, sizinle Atatürk'le öncelikle geçmiş olsunlar mı diletmek istiyorum. Umarım
yakın bir zamanda iyileşir. Sizin de Türkiye'nin başına geçmeniz çok güzel oldu. Batıya dönük bir politika izlediğinizi biliyorum. Doğru mudur İsmet Paşam? Evet. Şimdi İsmet Paşam, demokrasi döneminizde sizinle bir anlaşmalar yaşanmış ve Suriye'de tüm topraklarımızı size vermiş bulunmaktayız. Evet, saygıdeğer Atatürk de size o yüzden geçiş izni ve non-aggression pact imzalamıştı. Evet, evet. Ben bu anlaşmaya pek yakın bakmamıştım zamanında. Hı-hı. Ve şu an ülkenin başına geçtiğime göre bu konuyu sizinle konuşabiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki Lebanon bölgesi bizim için önemli bir bölge ve bu bölgede Orta Doğu'da bir askeri üstümüzün bulunmasını isteriz. Ve bu bölgeyi zamanında size verdik. Burayı korumanız amacıyla. Geri mi istiyorsunuz? Ve... Evet. Hangi sebepten? Madem faşist oldunuz siz, orada Fransız halkını yaşadığını mı zannediyorsunuz? Şimdi biz orada Fransız halkının önemi için değil, orada bir askeri üstümüzün bulunması nedeniyle istiyoruz. Sizin biraz bir ideolojik iş çatışmanız var o zaman. Nasıl bir iş çatışma adam bahsediyor? Kendi kendini düşüyorsunuz şu anda, öyle söyleyeyim neden. Siz diyorsunuz ki ben artık ırkçıyım, ben faşistim, Fransız halkının üstünlüğünü, Fransız ırkının üstünlüğünü savunuyorum. O zaman sizin Suriye'de ne işiniz var? Efendim bakın, şöyle size hemen açıklayabilirim. Ben Fransız halkının üstünlüğünü savunmakla beraber en üstün halk olduğunu düşünen bir diktatörüm. Doğrular konuşabiliriz. Eğer bu askeri üs verilmezse diplomasi açısından ilişkilerimiz birazcık kırılabilir. Bu askeri üs de neden gerek oldu? Hayır hayır, tehdit değil. Sadece bir öneri sunuyorum. Şimdi bilirsiniz ki oradaki Fransız halkını biz gemilerimizle Fransa anakarasına geri getirip orada iş verip çalıştırmaya başladık. İş vermekle, orada ailelerini korumakla ilgili biz ana toprağımızda onlara iyi baktığımızı düşünüyoruz. O Lebanon bölgesinde şu an sadece Türk ve Arap halkları yaşamak. Türk. Biz sadece Türk. Türk. Evet. Araplara ne oldu acaba? Göç ettiler. Negre'ye? Vaat edilen topraklara. Fransız topraklarına. Evet, Fransız topraklarına. Biz bunları almadık. Yalan söylemeyin. O zaman denizde vardır kardeşim. Ne bileyim ben. Allah Allah. Allah Allah. Hücum botlarına bindirdik hepsini. Yolluyoruz Fransa'ya. Şu an burada Fransız da yok, Arap da yok kardeşim. Burası öz ve milli Türk toprağı oldu. Türk toprağı olabilir ama bizim de bir askeri, eski askeri üstümüzdür. Biz bu askeri üstü eğer sizin de rızakınız varsa burayı almak istiyoruz. Yani şimdi Paşam, ne diyor bu? Şimdi bizde alınan toprak geri verilmez. Bir kere şöyle bir durum var, kendisi de söylüyor. Eski. Eski. Bitti. Hani yaşandı bitti. Buradaki toprak bütünlüğümüzü tehlikeye atarsınız. Bizim bir hayalimiz var. Evet. Osmanlı gibi hani, ama böyle biraz daha erken dönem Osmanlısı gibi. Peki bunlarla ilgili İngilizlerle de anlaşmanız lazım, biliyorsun değil mi? Evet. Anlaşabilecek misiniz? Her zaman diplomasiyi açıyoruz. O zaman yapacak bir şey yok. Makinem elimiz bozulmaz. Ya siz benden liman, askeri geçiş istediğinizde biz vermedik. Peki bizi boğazlardan geçirme şansınız var mıydı acaba? Siz isteyin, gerekirse sandalla ben eşlik ederim. Alın İsmet Paşam, o zaman ilişkilerimizin bozulacağını pek düşünmüyorum. Umarım sizin dilediğiniz o Osmanlı Cumhuriyeti'ni kurmanız bizim için temelli olur. Biliyorsunuz ki Sovyet tehdidi var başınızda. Evet, bu o Sovyet hepimizin tehdidi, başında. Sovyet'in önemli bir noktasında üst haline getirilebilirsiniz. Gerek olsun Amerika, gerek olsun bizim için. Umarım kararlarınızdan vazgeçmezsiniz, komünistliğe doğru göz dikmezsiniz diye umuyorum. Hiçbir zaman öyle bir hayalimiz olmadı. Duyuyorum, okuyuyorum. Bir de faşistliğe de böyle bir göz gezdirebilirsiniz aslında. Ya güzel diyorlar hani, ideoloji olarak da aslında o kadar da uzak değiliz. Lakin Fevzi Paşa ile bir konuşmamız gerek ona. Fevzi Paşam da zaten kendisi milliyetçi bir... Milliyetçi olmam faşist olacağım anlamına gelmez. Tabii akşam ya. Yemeğinde ne yedin bilmiyorum ama senin tansiyonun yükselmiş ha, haberin olsun. Tansiyonu... Vatan mı yedin? Bir şey mi yedin? Kanın hızlı akıyor. Biraz dikkatli ol, yavaş yavaş konuş. Bunu tehdit olarak mı algılamamız yok, lazım? Yok yok, Fevzi Paşa bunu herkese söylüyor. Sadece senin kanın hızlı akıyor, tansiyonun yüksek, birazcık sakinleşmeni tavsiye ederim. Sizin kanlarınızdan içmiştim. Acaba ondan olabilir mi? Zehirlenmiş olabilir miyim? Fevzi Paşa ya biraz bana, sert... Bana sorma, ben alkol içim. Paşa ile çok çakışmayın, kendisi askeri komutanımız. Benim Maraş'a desin ama. Maraş'a, tabii ki Maraş'a. Anladım. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere dostum. Ve müttefikim. İyi günler. Bu Fransa'da akşamın çok olmaya başladı gelmiş, ya. 5 tane 6 tane kruvasan yemiş, tansiyonu yükselmiş gelmiş bize laf yapıyor. Her böyle tansiyonu çıkan böyle konuşacaksa işimiz var Fevzi. Vereyim benim bu tansiyon ilaçlarından biraz. Ben ancak kendimi kontrol altında tutabiliyorum. Bunlar kendilerini kontrol altında tutamıyorlar ama onlara bunun geri dönüşü çok zor, çok kötü olacak yani. Çok zayiatlı olacak.
Haberleri yok. Çakmak hattını yapsak mı Fevzi, ne diyorsun? Heh. Yok, biz direkt bence soy ismimizin hakkını verelim. Ne diyorsun? Fevzi, adamlar tehlike. Tamam. Yani peki yarın bir gün bu adam bize o Lübnan hattından, Lübnan şehrinden bize yarın bir gün saldırı düşünürse ne yapacağız? Savaşacağız Fevzi. Lakin çakmak hattını yapalım. Avrupa'daki baskı yoğun. Sen topçu kuvvetlerini hazırladın mı? Yok, biz daha yeni silahlaşıyoruz. Ya. Tamam, yalnız şöyle bir durum var. Yani sen topçu kuvvetini kullanman da ünlü. Fevzi Paşa, her şeyin bir yeri ve zamanı var. Bizim savaşa girmememiz lazım. Ekonomik olarak güçlenmemiz lazım. Ama şöyle bir olayımız da var. Silah var, asker yok. Çıkartırız, sıkıntı yok. Sen bana yeteri kadar böyle bir politik olarak altyapı hazırla, askere alalım politikasını bir genişletelim. Ben onu kurarım, sıkıntı yok. Asker yok Fevzi. Silah tutmaya insan kalmadı Fevzi. Ne kadar askeri gücümüz var? 360 bincik. 600 bin 700 bine çıkar o bir sene. İnşallah Fevzi, inşallah.